Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Mesut adındaki genç bir adam gözüne kestirdiği yaşlı bir kadını sırf zengin olduğu için kendisiyle evlenmeye ikna etmişti. Zavallı kadın daha önce hiç evlenmemiş birisiydi. Mesut'un hayat dolu olması ona çok mutluluk veriyordu. Onunla hayatını birleştirmek istiyor ancak bir türlü buna cesaret edemiyordu. Nihayet Mesut'tan gelen ısrarlar üzerine onunla evlenmeyi kafaya koyan kadın bir süre sonra yıldırım nikahı kıyarak onunla evlenmişti. Ancak ne yazık ki aradan aylar geçmesine rağmen Mesut karısı olan bu yaşlı kadına elini bile sürmüyordu. Ne zaman birlikte olmaları için uygun bir ortam olursa genç delikanlı bir yolunu bulup oradan sıvışıyordu. Bu durumu fark eden kadın durumu genç Mesut'a açık yüreklilikle açtı ve kendisinden iğreniyorsa ayrılabileceklerini söyledi. Mesut elindeki bu fırsatı kaçırmak istemiyordu ancak yaşlı eşinin ısrarlarından bunaldığı için bir süre sonra dayanamayıp senin tecrüben çoktur o yüzden seninle olmayı içim almıyor dedi. Bunu duyan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu ve saatlerce ağladı. Mesut pişman olup yaşlı karısından özür dilemiş, kendisini affetmesini söylemişti. Genç kadın ağladığı şeyin maruz kaldığı bu hareket olmadığını, daha önce kendisine erkek elinin bile değmediğini itiraf edince Mesut bu duruma çok şaşırmış, bir o kadar da sevinmişti. Yaşlı karısının böyle olduğunu öğrenen Mesut sevinçten göbek atmış, sonra da onunla birlikte olarak bu gerçeği teyit etmişti. Olaydan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Mesut yaşlı karısını hiç mi hiç bırakmamıştı. Dinimizde eşlerin yaşça birbirlerinden büyük olmaları evliliğe mani değildir. Özellikle 1-2 yaş gibi az bir farklılığın bir sıkıntı olmayacağı kanaatindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ümmü Seleme ile arasında birkaç yaş farkı vardı. Peygamberimiz ondan birkaç yaş büyüktü. Bunda bir sakıncanın olmadığını şöyle dile getirdi. Bir kadının kendisinden daha yaşlı bir erkekle evlenmesinde bir mahsur yoktur. Kadının erkekten yaş bakımından biraz farklı ve küçük olmasının fizyolojik açıklaması da vardır. Kadın erkeğe göre daha çabuk yıpranır. 40-50 yaşlarında menopoza girmektedir. Böylece arada 5-10 senelik bu yaş farkı bu dengesizliğe engel olacaktır. Ayrıca Peygamber Efendimiz bir kadınla 4 nedenle evlenilir. Mal ve mülkü, soyu ve sopu, güzelliği ve gösterişi, dindarlığı ve namuslu oluşu. Sen dindar olanını tercih et buyurmuştur. İslamiyet'e hizmet etmek için zengin olmak istenebilir. Ancak nefsin sesine kapılıp hırs göstermemek gerekir. Zengin olacağım diye bir lokma dahi haram yemek en büyük fakirliktir. Zenginlik bazı dini sorumlulukları gerektirir. Zekat, hac, kurban, sadaka, hayır, hasenat gibi. Bu tür ibadetlere ve insanlara yardıma vesile olacağı için helal olsa da gereği yerine getirilmeyen zenginlikler ise gerilemiştir. Diğer taraftan İslam sadece dünya malına dayanan geçici ve yok olucu olan mal zenginliği değil, belki bundan daha çok gönül ve davranış zenginliğini tavsiye etmiştir. Ancak günümüzde hala insanlar birbirinin dış görünüşü veya sahip olduğu mali imkanlar sayesinde evlenmekte. Birbirini cüzdanının kalınlığına göre muhatap almaktadırlar. Peki siz bu yaşanmış hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi bizlere belirtmeyi unutmayın.